Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere tek başınıza video çekerken pek çok farklı teknik konuları, bir kameranın yüzlerce rakamdan oluşan özelliklerini veya herhangi bir istatistiki verileri sanki yalayıp yutmuşçasınıza, hafızanıza bunların hepsini kaydetmiş gibi hiç takılmadan nasıl anlatacağınızı ve bunu yaparken de sadece kameraya bakarak herhangi bir not defterine ihtiyaç duymadan bunu nasıl yapacağınızı anlatacağım. Evet, bu videoda sizlere bir prompter'dan bahsedeceğim. DestWave'in T3 teleprompter'ı. Prompter'ları biliyorsunuz, hazır bir metni sanki konuşuyormuş gibi okuyabilmeniz için ve böylece hiçbir şeyi atlamadan sunumu ya da konuşmayı yapabilmeniz için etkili ürünlerden bir tanesi. Bu mobil prompter'lar sayesinde de daha ziyade böyle kişisel YouTube videoları çektiğiniz zaman veya eğitim videoları hazırladığınız zaman doğrudan kameraya bakarak konuşmanızı akıcı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Böylece hiçbir şekilde hazırladığınız sunumda veya konuda hiçbir hususu atlamadan ama herhangi bir yerden de okuyormuş gibi olmadan kameraya, objektife bakarak konuşmanızı okuyabiliyorsunuz ve kendinizi buna göre ayarlayabiliyorsunuz. Burada şunu söyleyeyim, bu ürün bana yeni geldi ve ben de ilk defa inceliyorum. Önceki hiçbir videomda prompter kullanmadım. Şu anda da hatta yine kullanmıyorum. Burada sizlere ben prompter'ı anlatmaya çalışacağım. Ama bundan sonraki videolarımda bu teknolojiden istifade eder miyim, etmez miyim, ne kadar kullanırım onu zaman gösterecek. Şimdi genel itibariyle böyle küçük bir kutu içerisinde geliyor ve gayet basit bir özelliği var. Gördüğünüz gibi burada bir ayna mekanizması var ve bu ayna mekanizmasına telefonunuzdaki görüntüyü aktarıyor. Buraya 11 inç büyüklüğündeki tabletlere kadar bağlantı yapabiliyorsunuz. Sadece telefonla bağlı kalmıyorsunuz. Tüm ekranı dolduracak şekilde tablette bağlayabiliyorsunuz. Şu şekilde bir kapakla geliyor ve bu kapak sayesinde ekranı taşırken koruyorsunuz. Evet, şöyle bir kapakla geliyor ve bu kapak sayesinde taşırken ekranı koruyorsunuz. Bu aynalı ekran bozulmamış oluyor. Kapağı çıkardığınız zaman hemen kullanıma hazır hale geliyor ve kullanıyorsunuz. Bakın burada elimi görüyorsunuz. Kamerayı buradan taktığınız zaman siz aslında burada doğrudan kameraya bakıyor oluyorsunuz ama yazılar burada akıyor. Peki yazılar nasıl akıyor? Kutunun içerisinden şöyle bir kumanda çıkıyor. Şu şekilde göstereyim size. Bu kumanda sayesinde rahatlıkla şuradan bakın yazıyı başlatıyorum ve durduruyorum. Yine ön kısımda da aynı işleve sahip olan var. Uygulamada bu yazıların ne kadar hızla ilerleyeceğini belirleyebiliyorsunuz. Puntoların büyüklüğünü belirleyebiliyorsunuz. Çok basit bir uygulama ama çok etkili bir uygulama. Rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Takıldığınız yerde durup ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Böylece okurken akıcı bir şekilde okuyorsunuz ama sanki konuşuyormuş gibi oluyor. Şurada telefonu çıkartayım. Şimdi şu şekilde bir bağlantı var ve bu bağlantıya tablet ya da telefon takabiliyorsunuz. Arka kısmını göstereyim sizlere. Bakın şu şekilde makinenin gireceği, objektifin gireceği bir bölüm var. Yine kutunun içerisinde çıkan bir aparatla buraya cep telefonlarınızı veya tabletleri de hem dikey hem de yatay olarak bağlayabiliyorsunuz. Böylece bir fotoğraf makineniz ya da video kameranızın olmasına da gerek yok. Cep telefonuyla da bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Yani sadece cep telefonuyla YouTube videosu çekenler de bu teleprompterları kullanabilirler. Dolayısıyla onun içinde bir bağlantı aparatı var. Onları da göstereyim. Kutunun içinden çıkan şu şekilde bir aparatın içerisinde şöyle arka bölüme takabileceğimiz bir parça daha var. Bunu taktıktan sonra rahatlıkla telefonları burada tutturabiliyoruz. Hemen yapalım nasıl olduğuna bakalım. Evet. Bakın şu şekilde taktıktan sonra telefonunuzu da bu şekilde buraya oturtup şöyle çekimi gerçekleştiriyorsunuz. Dolayısıyla telefonunuz da aslında buradan yine sizi kaydetmeye devam ediyor. Siz de başka bir telefon ya da tableti bağlayarak prompter üzerinden konuşmanızı
okuyabiliyorsunuz. Kutunun içerisinden farklı objektiflere göre birçok adaptör çıkıyor. 49 mm'den 82 mm'ye kadar bir sürü adaptör var. Dolayısıyla farklı objektif çaplarındaki objektifleri kullanabiliyorsunuz. Fotoğraf makinelerinizi doğrudan buraya bağlayabiliyorsunuz. Onun haricinde bir de temizleme bezi çıkıyor ve bir de kumandamız çıkıyor. Bu objektif yuvalarını çıkartıp takmak da çok kolay. Şu şekilde mevcut olanı çıkartıyorsunuz. Şunu çıkartalım önce. Evet, şu şekilde mevcut olanı çıkartıyorsunuz. Buradan başka herhangi bir tanesini alıp sadece yukarıya doğru kaydırıyorsunuz ve yerine oturuyor. Sonra da objektifi bu yuvanın ağzına takıyorsunuz. Burada objektifin tıpkı filtreye takar gibi vida bölümü var. Dolayısıyla objektif buraya oturuyor. Bu teleprompter çok çok hafif. Çok hafif olduğu için de objektife ya da makineye herhangi bir ağırlık yapmıyor. Havada durabiliyor. Ben şu an sizlere göstermek için tripoda taktım. Küçük makineleri cep telefonlarınızı bağladığınız zaman da bu defa teleprompter'ı tripoda bağlayabiliyorsunuz. Telefonunuz ya da tabletiniz havada kalabiliyor. Dolayısıyla pek çok farklı alternatif düşünülmüş, etkili bir çözüm sunulmuş bizlere. Sistem gayet basit, sistem gayet net. Objektifinize uygun aparatı buraya yerleştiriyorsunuz. Objektifinizi takıyorsunuz, kayda başlıyorsunuz. Önceden hazırladığınız metni de istediğiniz hızda buradan oynatıp kullanabiliyorsunuz. Böylece videolarınızı hiç takılmadan çok karışık konuları, çok girift konuları önceden hazırladığınız metinle gayet seri bir şekilde adeta her şeyi ezberlemiş gibi anlatabiliyorsunuz. DestView T3 Teleprompter bu yönüyle mobil bir araç ve özellikle biraz konuşmadan çekinen, ne anlatacağını toparlayamayan veya kafasından böyle çok rahat bir şekilde sözleri bir araya getiremeyenler için veya ciddi anlamda ders gibi, ders konuları gibi çok girift konuları anlatmak isteyenler için bu tarz prompterlar etkili çözümler. Burada da artık son kullanıcılar için, hatta YouTuberlar için bu şekilde mobil teleprompterlar da hayatımıza girmiş durumda. Bu sayede daha verimli bir şekilde videolarınızı hazırlayabilirsiniz. Herhangi bir konuyu anlatmayı unutmadan videonuzu tamamlamış olursunuz. Şu kısımlara yerler yapılmış, buralara ışık da yerleştirebilirsiniz. Böylece çekim esnasında ışığı karşıdan kendinize de alabilirsiniz. Yani pek çok farklı senaryo için buralara flash kızağı tarzı yerlerin yapılmış olması güzel olmuş. İster mikrofon bağlayın, ister ışık bağlayın. Dolayısıyla evinizde bir sunum yaparken ya da bir video çekerken her türlü detay düşünülmüş. Mikrofon için, ışık için, kamera için, tabletiniz için, telefonunuz için her türlü yer var. Ve prompter uygulamasıyla da, prompter uygulamasını da hem iOS'ta hem Android Market'te DestView diye arattırmanız gerekiyor. DestView uygulamasıyla bunu etkili bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve Bluetooth'la da bu kumandayı telefonunuza bağladığınız zaman ya da tabletinize bağladığınız zaman otomatik olarak kullanabiliyorsunuz. Tüm özellikleri zaten otomatik olarak çalışıyor. Evet, bugün sizlere DestView T3'ün teleprompterını anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer böyle bir ürün arıyorsanız, bu şekilde bir teleprompter'a ihtiyaç duyuyorsanız gerçekten uygun fiyatlı, hafif, kullanışlı ve pratik bu ürünü sizlere tavsiye ederim. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.